Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Bursa'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda Nesrullah Bey var. Kendileri bu bölgede künefe ve dondurma üzerine faaliyetlerini gösteren bir firma. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım ürün gruplarımız neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyorum Nesrullah Bey. Öncesinde biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindesiniz? Yani yaklaşık, tabii bizim bir işimiz daha var. Toptan Diyarbakır'a bulmak kadayıfı da yapıyoruz. Onunla birlikte 24-25 yıl falan oldu. Aslında uzun yıllardır da sektörün içerisindesiniz. Evet. Tabii hani şu an bulunduğumuz işletme Bursa'da yeni açılmış sayılır ama evet. Daha öncesinde zaten geçmiş tecrübeleriniz var. Var, var, var. Peki buraya açalı ne kadar oldu? Buraya açalı bir yıl oldu. Bir yıldır Bursa halkına hizmet veriyorsunuz yani. Evet. Burada peki şimdi burma kadayıf dediniz. Hani bunu zaten toptancılığını yapıyorsunuz. Evet. Şu an halihazırda devam eden bir işiniz o zannedersem. Evet. Ama burada künefe ve dondurma evet. olarak iki ana ürünümüz var. Doğru mudur? Künefe, dondurma ve tatlı çeşitlerimiz var işte. Baklava, kadayıf. Şimdi aslında şerbetli tatlılar diyebilirim. Evet. Bunun yanı sıra öncelikle ben biraz şimdi artık ürün gruplarımızdan bahsetmeye başlayabiliriz. Evet. Öncelikle künefemizden bahsedelim. Şimdi künefe biliyorsunuz ki birçok bölgede yapılıyor. Yapılışı oldukça meşakkatli, zor diyebilirim. Evet. Zor bir tatlı ama çok da lezzetli, güzel yapıldığında gerçekten. Şimdi öncelikle künefede kullanmış olduğunuz ürünlerden bahsedelim. Kadayıfımız var, tereyağımız var, peynirimiz var. Onun dışında işte isteye farklı çeşitlerimiz var. Hani fıstıklı olanlar. Toplamda bir şu anda 8-9 çeşit yapıyoruz. Burada 8-9 çeşit derken yani künefenin birbirinden farklı çeşitleri evet, mi? Farklı versiyonları. Yani sadece aslında tek düze üründe yok. Onları geliştirmişsiniz. Tabii tabii. Yani. Burada işte fıstıklı yapıyorsunuz. Başka? Fıstıkzade, billuriye. Üçü bir arada dediğimiz işte hem fıstıkzade hem billuriye var. Hasırımız var. Harbiyemiz var. Klasik zaten. Spesiyel. Bir de bohça diye kendimizin yani ben başka evde görmedim yapıldığını. Bohça diye biz burada işte hasır hani kadayıftan yaptığımız evet. bir de öyle bir künefemiz var. Aslında künefe çeşitleri oldukça zengin ve fazla diyebilirim. Şimdi kullanılan malzeme de çok önemli bu noktada. Peynirden işte kaliteli peynir, güzel peynir kullanmak lazım ki çünkü künefe yani çatalı batırdığımızda böyle bir sünmesini isteriz, aynen. uzamasını isteriz. Aynen. Burada sizler kullanmış olduğunuz ürünlerin kalitesine dikkat ediyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Yani şöyle söyleyebilirim. Börek peyniri kullananları bile gördük bu sektörde. Hani bu bence bir yani künefeye saygısızlık. Saygısızlık yani börek peynirinden künefe de olmaz yani. Değil mi? Aslında biz burada kullanmış olduğumuz ürünlerin en kalitesini ve hani onun hakkı neyse onu kullanmaya özen gösteriyoruz, dikkat gösteriyoruz da diyebilirim bu noktada. Ürünlerimiz kaliteli. Zaten işin içinden gelen 24-25 yıllık bir usta var şu anda yanımda. El lezzeti de tartışılmaz diyebilirim bu noktada. Peki bu künefenin peki püf noktaları var. Mesela hani videolarda da görürüz işte böyle tepsiyle ters atma, çevirme vesaire yani incelikleri olan bir tatlı aslında. Evet, zanaat gerektiren bir iş aslında. Yani hem hazırlanışı, öncesi de var. Yani onu kadayıf dökümünün de bir, o kısmı da bir zanaat. Tabii ki.
O yüzden hani zor bir meslek aslında. Evet. Kesinlikle öyle, uğraştırıcı bir tatlı. Tabii künefeden bahsettik. Künefe hani ana konumuz olduğu için üzerine bu kadar düştük ve anlattık ama tabii ki de künefe dışında da tercihen farklı şerbetli tatlılar da burada mevcut. Onlar neler? Diyarbakır Burman Kadayıfımız var. Baklava çeşitlerimiz var. Yani işte şerbeti tatlı. Yani baklava çeşitleri, kadayıf, künefe, aslında istediğimiz, özellikle şu anda Ramazan ayındayız. Genelde tükettiğimiz evlerimizde klasik bildiğimiz tatlılar. Şimdi biraz da imalattan bahsetmenizi isteyeceğim. Bu ürünlerin sevgili izleyenler buraya zannedersem hiçbiri hazır gelmiyor. Hayır. Sadece künefe peyniri ve kaymağı dışarıdan geliyor. Onlar da hani kendimiz üretebileceğimiz bir şey değil o. Onun dışında tereyağı, o hani kadayıfını kendimiz döküyoruz. Yani aslında imalat burada yapılıyor. Buradaki tatlılar dışarıdan hazır alınıp burada müşteriye verilmiyor. Bizzat buranın mutfağından çıkan tatlılar, burada pişirilen, servis edilen tatlıları aslında biz buradaki halka, Bursa halkına sunuyoruz da diyebilirim. İmalatın sizde olması da bir artıdır. Çünkü işte bu gıda ile uğraşıyoruz tabii ister istemez. Hijyen de çok önemli. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Burada hijyen kurallarına da dikkat ediyorsunuzdur. Ona göre önlemleriniz mutlaka ki vardır diye düşünüyorum. Evet, var, var, var. Yani elimizden geldiğince ne gerekiyorsa yapıyoruz. Evet. Şimdi şerbetli tatlılarımız var. İmalatları da bize ait dedik. Aynı zamanda ben baktığımda böyle bir dondurma, küçük bir dondurma standı da görüyorum. Pek küçük sayılmaz. 21 çeşit dondurmamız mevcut. O 21 çeşit dondurma mevcut. Zaten birazdan bir yan ekranda siz de çok daha detaylı göreceksiniz. Evet. Dondurma çeşit. Peki dondurma da kendi imalatınız mı? Evet. Dondurmayı da kendiniz yapıyorsunuz. Çok iyi. Peki biraz çeşitlerden bahsedin. Yani genelde işte sütlü, çikolatalı, çilekli, bunlarla kalmadığını tahmin ediyorum şu anda. 21 çeşit acaba neler çıkacak? Yani o da reyonumuz aslında 50 çeşite kadar da çıkabiliyor ama reyon şu anki reyonumuz 21 çeşit alıyor. Hı hı. O yüzden 21 çeşit. Farklı işte meyveli çeşitler var. Hı hı. İşte cevizli, tahinli, bal, badem tabii. Aslında burada orman değişik meyve ürünleri sunmaya çalışıyoruz buradaki halkımız elimizden geldiğince, gerek dondurmalarımızla gerek şerbetli tatlılarımızla birlikte. Aynı şekilde zaten kişiye özel siparişler geldiğinde ben gördüm mesela, hani yaş pasta siparişi alınabilir. Diyelim ki bir doğum günü kutlaması ya da bir nişan organizasyonu var. Hani sizden bir özel bir sipariş istendi. Kişiye özel siparişlerde de yardımcı oluyor musunuz? Evet, oluyoruz. Mekanımızı da tahsis ediyoruz isteyenlere. Yani burada organizasyonlu şekilde kutlama da yapılıyor. Çok iyi. Evet, aslında doğru. Çünkü burası sadece tatlınız ya da dondurmanız alıp gidebileceğiniz bir yer değil. Kapasite olarak da oldukça geniş bir yer ve bu tarz küçük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kadar bir kapasitemiz mevcut. Gerek masalarımız, dışarıda da yerimiz var. Zaten sizlere de göstereceğiz burayı çok daha detaylı bir şekilde. Yani burada kişiye özel sipariş alıyoruz. Aynı şekilde de küçük kutlamalarınız için mekanımızı da kullanabiliyorsunuz. Bu mekandan da yararlanabiliyorlar. Tabii ki. Yani bölge halkına mekanımız her türlü açık. Burada peki kısa sürede, aslında bir yıl içerisinde müşteri memnuniyetleri nasıl Nesrullah Bey? Geri dönüşler sizleri mutlu ediyor mu? Tabii ki, aslında en sevindirici kısmı orası. Yani tatlı konusu olsun, künefe olsun, dondurma olsun. O konuda gerçekten müşterilerimiz son derece memnun. Çok güzel. Peki neden burayı tercih etmeleri? Ya da şöyle söyleyeyim, firmamızın farkı nedir? Firmamızın farkı doğal. Genelde kullandığımız ürünlerin doğal ürünler. Dondurma zaten, süt, salep. Kadayıfımızı kendimiz döküyoruz. İçinde herhangi bir katkı maddesi yok. Şerbetini şekerden yapıyoruz. Glikoz yok içinde. Çok doğal. İyi. Daha ne olsun? Yani. Aslında bizim tercih edilme sebebimiz ve farklılığımız tamamen dondurmadan tatlıya kadar her şeyi kendimiz yapıyor olmamız. Güzel ve kaliteli ürünlerle çıkartıyor olmamız diyebilirim. Kullanmış olduğunuz sosyal medya hesabının adını izleyenlerimiz için lütfen söyleyin. Onlar da sizleri incelesinler. Akçalar Kafe Künefe Dondurma. Kullanıcı adıyla firmamızı çok daha detaylı ve yakından inceleyebilirsiniz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.
Röportajımızın sonuna geldik. Şimdi sizleri bu güzel işletmeyle baş başa bırakacağım. Dondurmalarımızı, tatlılarımızı çok daha detaylı görecekler. Programımız kaldığı yerden Bursa'da yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.